söyleyebilir miyim? Ben ikinci gün gittim ya. Hı. Kuş kafesi benim kardeşim gün kaldığı yerde buradaydı. Ben Fatma'yla da konuştum. Kimin bu? Gamze'nindi. Yani annesi babasının kaldığı yerde sehpa mıydı? Şimdi masa mıydı bilmiyorum. Oradaydı. Ya, bıcır bıcır ötüyordu kuş. Allah Allah. Bir şey daha yani, demek şeyde istiyorum. Değildi yani. O Gamze'nin öldüğü tarafta değildi. Allah var yok. Nazır'ın odasındaymış. Oraya konmuş. Yok hayır hayır. Orada değildi. Bak kuş vardı içinde. Boş kasaforlarda varsa ben bilmiyorum. Ben orasında. O odaya hiç geçmedim. Hani diyorlar ya yerler değişmiş burada diye. Masa... Zaten Görkem biliyorsunuz. Görkem. Ondan sonra ben... İşte anne falan hep beraber temizledik zaten yan tarafı. Niye temizledik? Jandarmalar herkes geldi. Girebilir miyiz dedik, girebiliriz. Ama dedi Gamze'nin odası yani öldü odaya girmeyin dedi. Biz de kapısını kilitledik, öyle bıraktık. Biz sadece hani misafirler gelecek ya, Mevlüt'e gelecekler. Nereleri temizlediniz? Bu salonla bu Gamze'nin eski yatağını temizledik. Gamze'nin odasını aslında. Bir de mutfağı, evet, bir de mutfak. Gamze'nin odasında ne buldunuz? Gamze'nin hiçbir şey bulmadık. Kim temizledi orayı? Her şeyi aldılar gittiler zaten. Hayır ne de önemli ya. Bak biz ceset başka yerde aslında Gamze odasında öldürülüp senin odana da taşınmış olabilir. Dikkat ettiğim bir şey oldu mu? Vallahi hiçbir şey. Hafızanı sadece yokla ya. Çok iyi. Sen bir düşün. Turce'nin veteresine gireyim. Turce'nin de söyledikleri var. Tamam. Ama yine sen bir düşün. Söyle bakayım hatırladın mı? Sadece dedin. Ya bu hani bazayı gösterdi ya. Hı. Sadece eşim oradan düşmüş kafasını veya bir yerine vurmuş olabilir dedim Efal. Dedim neden? İmkansız dedim. Kızın dedim boğaz sıkılarak öldürmüş zaten. Neden ama nefar öyle hani şimdi? Şey var ya uydu. O uyduyu niye yere atmışlar kablosuyla beraber? Hangi uyduyu? Bizim odadaki uyduyu. Çalışıyor muydu uydu? Çalışıyordu. Nereye? Televizyon da yukarıdaydı zaten. Nereye atmışlar? Söyle hangi yerdeydi. Odaya? Kablosuyla beraber yerdeydi. Kimin odasında yerdi? Bizim odamızda. Yani al. Gamze'nin öldüğü odada. Allah o gün. Hı hı. Cinayetten ne bu kadar jandarmalar süre... falan geldiğinde zaten. Siz cinayetten ne kadar süre sonra? Jandarma geliyor, olay yeri inceleme geliyor, gidiyor. Hı-hı. Olay yeri inceleme ekibi gelmiş miydi? Ya bak şöyle diyeyim ben ikinci gün akşama gittim. O zaman gitmiştir evet. Zaten ifade verdim ben. Sonra sabaha oldu zaten jandarmalar geldi olay temizliği yeri. Temizliği ne zaman yaptınız? 25-27'si diyor. İki gün ara var gibi görünüyor. Yok ya biz bayağı sonra yaptık temizliğini yan tarafı. Sonra. Kuş kafesinin yerini değiştirdiniz mi orada? Hayır. Hı-hı. Onu zaten görkemler getirmiş. Bu Gamze'nin yattığı odadaymış bu. Öldü odada değil. O eski hani yattığı oda var kendi öldüğü odası. Öldü odada net değil ki. Ya ben de ona emin değilim. Evet. Ben de değilim yani. Yani taşınmış olabileceğini de düşünüyorum. Şey, çünkü o gece yatmak istememiş kız yani senin odanda. Çünkü seninle bir tartışması var. Birazdan ekranlara getireceğim seninle yazışmasını. O da zaten annesi pospospor. Ona ne söyleyeyim? Şey, sadece küçük bir şey Gamze'yi merak ediyorum. O olay yerinden ilk gidenlerden o yatağın üzerinde çarşaf gören var mı? Gamze'nin yattığı odanın evet. Üzerine çarşaf yaramadım. Vallahi çünkü eğer çarşaf yoksa ya. Alelacele yatırılmış demektir bu. Ama gerçekten çarşaf serilmiş de kız sadece taraf gördüm. Ben oraya kafam takılmış da geçenlerde soracak ama unuttum. Senin odanda yatağın üzerinde çarşaf var mıydı? Bak ben o odaya girmedim. Sadece jandarma ile biz kapıda oturuyorduk. Hı. Ben çay falan veriyordum. Onlar da şey yapıyordu zaten odaları falan araştırıyorlardı. Süleyman komutan var. O bize gösterdi fotoğrafını bana. Gamze'nin öldüğü şekli. Yani pembe bir çarşaf vardı. Var mıydı çarşaf? Evet, onu merak vardı. Ediyorum. Fotoğrafta vardı ama yani şey. Çarşaf çiçek gibi çarşaf evet, var evet. Battaniye falan vardı sizin dediğiniz gibi. Evet. Ama ben hala o başka bir yerden getirdim. Peki Ayşe mi anlatmıştı bu onu birazdan Doğan'a ben soracağım. Detayları sen bazen hatırlamayabiliyor ama şu röportajı girelim. Turce'nin söylediklerini bir ekranlara getirelim. Lütfen izleyelim. Onu söyledikleri. Ben bu Hodri meydan dedim bari. Çocuğum kim yaptıysa bulmaya kararlıyım. Asla hiç kimse yalan söyletemez. Ablalarım yüzünden cezaevine girdim. Turcu Hanım, Bodrum'a geldikten sonra hemen şu anda kızınızın hayatını kaybettiği yerin hemen yanındayız. Hı-hı. Soruşturma devam ediyor. Evet. Nazlı orada, Gülümser Hanım orada. Evet. Bir takım canlı yayında iddialar. Evet. Neler söylemek istiyorsun? Ablam bizim hayatımızı mahvetti zaten. O benim hep yalan şeyler konuşuyor. Milleti vicdan yapıp milletin duygularıyla oynuyor. Gerçeği hiçbir şey bilmeden bana iftiralar atıyor. Bunların hiçbir bu olayla ilgisi olmadığı halde benim aleyhime her şeyi konuşuyorlar. Beni ne kadar tanıyorlar? Benim en mutlu,
üzüntülü günüm, çocuğumun onların yüzünden acısını bile yaşayamadım. Başta Süzen ablam. Diğeri şu anda Gülümser ablam. Bana aynı şeyleri, aynı acıları yaşatmaktadır. Onların yüzünden hapse girdim. Nazlı üzerinde şüphelerinizin yoğunlaşmasının nedeni, bazı cümleler de var galiba. Nedir onlar? Buraya geldikten sonra burada köşk gibi yaşamışlar. Bizim malın üstüne konmuşlar, resmen gibi görüntü olmuş. Millet öyle tarif etti bana. Onlar ömür boyu oradan çıkamaz demiş. Yani tutuklandı, onlar çıkamaz demiş. Böyle bir söylenti var. Bunu da duyunca benim şüphelerim daha fazla artmaya başladı. İki kişi geldiler, dört kişi oldular. O insanlar hangi amaçla geldi? Şüpheleniyorum yani. Bir arkasından bir şey geldi. Benim çocuğuma zarar verdiler. Kendi ailemden de çıkabilir yani, kız kardeşlerimden, köyümün içinden. Nazlı'nın parmağı mutlaka vardır diye düşünüyorum. Gelinim kızımı başkalarıyla tanıştırmış. Benim şüphelendiğim kişi bunların arkasında yetkileri var ya çocukların gördü. Ben daha önce bunlarla yaşadım. Bana bir zaman iyi davrandı, sonra anası gelince her şey demişti. Eve ekmek getiriyorum, çalışıyorum. Akşama kadar yatıyorlar. Babası tartıştığı zaman çıkıp gidecek oluyor. Bu işler niye yapılmadı dedi. Çocuğunu bırakıp gidecek oluyor. Gamze'nin söylediği bir iki şeyler var bana. Yengemin Allah... Yani yengemle şu kişilerle görüştük. Benim çocuğumu ben böyle deyince... ettiğine inanıyorum. Bana Gamze iki kişinin resmini gösterdi. Dedi ben dedi şu kişiye dedi görüştük dedi, yengemin de haberi var. Ben dedi ama dedi Osmaniye diye çocuğa dedi ya kendime yakıştırdım dedi. Ben de dedim ki kızım dedim bak öyle hiç şeylerle uğraşma, başına dert alırsın, el namusunu kirletir, bir şeyler olur dedim, öyle şeylerle uğraşma. Şimdi senin birileriyle tanıştırdığın meselesine geleceğim ama çarşaf meselesini Orhan Bey bazen tabii çok o kadar çok şey konuşuyoruz da. Şimdi Ayşe o gece Gamze'nin hayatına Gamze'yi öldüren kişi, katiller gelmeden önce Ayşe'ler var o evin içerisinde, arkadaşları var. Ve Gamze Ayşe'lere evi gezdiriyor. Ve işte ben işte buradayım, temizlik yaptım, annem burada, babam burada. Gezdirme nedenini de daha sonra konuşuruz ilerleyen günlerde. Onun da bir nedeni olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi orada Gamze'nin hayatını kaybettiği, cinayetin işte işlendiği söylenen odada yatağın üzerinde çarşaflar yok. Çarşaf yok o sırada. Ama yatağın başucunda çarşaflar dürülü halde duruyor. Aynı çarşaftan hem sen yani... Bir çarşaftan iki tane var aynı desende. Hı hı. İki tane almışsınız aynı desende. Yani dolayısıyla o yatağın üzerinde dürülü olan çarşaf senin çarşafın mıydı? Yoksa işte Gamze oradan tekrar getirdi kendi çarşafını mı o yatağı? Gamze'nin kendi çarşafıydı o. Gamze'nin kendi çarşafı. Gamze kendisi kullanıyordu evet. Ama yatağın başucunda dürülü halde olan bir çarşaf var. Serili değil. Ve Gamze de o sırada Ayşe'ye diyor ki, benim diyor işte yengem buradan gitti, abim buradan gitti, ben onlara kızgınım. Biz de bunu nereden biliyoruz? Ayşe'den biliyoruz. Dolayısıyla ben bu odada yatmak istemiyorum diyor. O odada yatmak istemiyorsa, o çarşafı sonra yani Gamze sermediğine göre biri serdi demek ki. Biri serdi. Ayşe'ye gelecek, bütün birlikler inşallah bize anlatacak. İnşallah. Bu soruları kendisine soracağız. Anne baba hariç herkes geliyor Allah aşkına yani. Evet. Turcem de Ayşe yalan de gelsin söylemez de. Asla. Ayşe yalan söylemez mi? Söylemez. Tamam. Çok küçükken tanıyorum, komşu köyümüze, bize çok yakın. Tamam Gülser Hanım. Benim kızlarım. Evet, şu erkeklerle tanıştırma meselesine geleceğim. Orada Osman'ı bir kez daha gündeme getiriyor Turcen. Ama Osman neden önemli? Birazdan konuşacağız onu ama. Özellikle ya Gülser Hanım, Turcen kardeşiniz sizden çok ciddi nefret ediyor. Valla bir şey yapmadım, iyilik yaptım. Emin çünkü misiniz? Bir iddiası daha var, onu sormak zorundayım. Bu nefretin nedenini anlamak zorundayım. Diyor ki ben diyor geçmişimde yaşadıklarımdan dolayı, ailemin yaşadıklarından dolayı diyor. O yüzden bana diyor tavır aldı diyor.
Ve sana karşı özellikle bir öfkesi var. Hiçbir şey yok. Sadece bu olayların içine girdiğim için öfkeli. Hiçbir sorunum yoktu. Ve annem bir aylık bebekti. Annem ayrıldı. Bir aylık bebekken ben ona 6 yaşına kadar baktım. Büyüttüm. Şey kime? Tujene mi? Evet. Aha. Şimdi annem çalışıyordu, bahçeydi. Babama ayrıldık annemle. Aha. Ben ekmeği ağzımda çiğniyordum, affedersin. İçine çay şekeri katıp bez vardı. Meme bilmiyorduk. Biberon bilmiyorduk. Onu bağlıyordum. Onun ağzına veriyordum. Tujene annelik mi yaptın yani? Evet. Aha. Annem çalışıyordu. Çalışmak zorundaydı. Biz 4 kardeştik. Ondan sonra annen o sırada evli miydi? O anda evli değildi. Hı. Altını ıslattığı zaman da kondaktı. Ben konda yapamıyorum. Benim gözüm arızalıydı. Küçüktüm de zaten. 10 yaşlarında falandım. Hı hı. Bezler koyuyordu. Kızım diyordu ıslatınca diyor. Poşeti kesiyor altına. Islatınca diyor bu bezi altına sür. Bebeğin altına sürüyordum. Öyle mesela ikindiye kadar öğlen sonuna kadar o kardeşime bakıyordum. Bana yaşında. Aynı acıları yaşatıyor demek ne demek? Vallahi bilmiyorum. Ben öyle düşünemiyorum onu niye söylüyor. Öyle bir acı yaşamadık ki biz. Onun yüzü, emin misin? Yo ben yaşadım. Kardeşimle böyle acı bir şey yaşamadık biz. Ya şunu söylüyor. Annen daha sonrasında biriyle evlenmiş. Tamam. Üvey baba. Evet. Yo o uydurma bak. Annem... Ben izninizle söyleyeyim ama her şey açık ve net bir şekilde ortaya evet. çıksın. Şunu söylüyor Tuğcan sevgili izleyici. Zaten biz de çok şaşırdık. Diyor ki ablam diyor, gülümser diyor. O sırada üvey babamız vardı. Üvey babamızla evlendi. Annemizi evden attı diyor. Yok yok. Buna uydurma. Yani üvey kızıyla evlenmiş. Yok bak o öyle değil. Annem seyitin işçisi olarak götürüyor. Bak eşim. Hı. Bir şekilde yani ben biraz da büyüktüm o zaman. Seyitin işçisi olarak getiriyor. Anneme bir şey yaptırıyor. İşte bu süre burada kalacaksın. O sırada ben annemden beni alıyor. Yani annemden birlikte de olmuş olabilir yani. Bu uzun bir süre. Yani bunu ben saklamıyorum. Ama bundan bu işin hiç alakası yani, yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sen annenin birlikte olduğu kişiyle arasını mı bozdun? Anneni evden mi attın? Öyle diyor Turcan. Desin o her şey diyebilir. Hmm. Öyle değil yani. Ondan bundan sen değil. Sen babanla beraber olmadın yani. Ya annem beni verdi. O götüren adam annem beni verdi. Ben onunla 46 sene ömür geçirdim. Ama şimdi Turcan şunu da söyledi. Yani dedi ki annemiz bizi yani kızları özellikle... Hmm. Ama öyle bir şey yok ki. Söyledi evet. Çünkü annem çaresizdi. Beni evet o eşime verdi. Hı hı. Ama ben 46 sene, 40 kusur sene geçirdi. O şu anda 9 sene oldu eşim öyle. Bir sıkıntı olmadı. Yani ben evi bırakıp gitmemiş olmalı. Çocuklarım, 4 tane çocuğum oldu. Ya bundan bu niye bunu söylüyor? Değil. Bundan dolayı bir öfke duyuyor olabilir mi? Yok yok. Bu değil mi? Asla bak. Bundan dolayı hiç öfke yoktu. Bu sadece 5 yıl falan oldu. Hı. Ama bu da yani bu da birbirimize şey değil yani bir sınır değil. Bir de diyor değil. Ki ablalarımın diyor olay ilgisi yok diyor. Onlar niye konuşuyorlar? Onlar yüzünden ben cezaevine girdim evet. diyor. Hayır, ben onu anlamadım. Ben bizimle cezaevine girmesine alakası yok. Zaten o tüp slaporu ala gidiyorlar. Ha. Hemen orada tutuklanıyorlar. Biz onları görmüyoruz bile. Yani biz de bak ne ablamla ne abilerimle yani biz zaten çok hani nadir görüşüyorduk. Ben de yani dedim ya kendinden iki sen bir çarşıda konuşmuştuk ben onu hatırlamadım sonra hatırladım. Ay, yani Nazlı'ya sahip çıktığınız için mi bunu söylüyor acaba? Yani geline sahip çıktıkları kadar bana yani sahip çıkmıyorlar. Benim anladığım o. Gelin şimdi gidiyor ya onlar hapse gidiyor şeye. Gelin merkezde benim kız var. Abla diyor işte biz alışveriş merkezine gideceğim yalnız bilmiyorum. Seninle gidelim benim kızla gidiyor. Sonra benim kızım yanında kalıyor. İşte gelip gidiyor. Senin kızlarla Nazlı'nın arası iyi. Ya iyi birisiyle çok iyi. Çünkü ona daha yakın. Ha daha yakın ona, olduğu yakın, için. Ona yakın daha yakın. Gamze'den daha mı iyiydi senin onların kızlarıyla? Ya yani Gülümser Hanım kızlarıyla aran. Yok Gamze öldükten sonra oluyor bu. Ha, Gamze öldükten sonra oldu. Biz bak iki sefer geldik bu bak. Bu olaya kadar bunun iki sefer geldik. Bir düğüne geldik bir de şeyde geldik. Gelmedik yani bunu görmedik. Bir şey söyleyeceğim. Sen Gamze'yi erkeklerle tanıştırmışsın. Yalan. İki erkekle tanıştırmışsın. Yalan. Osman'la tanıştırmışsın. Osman'ı da çok yakın hissetmiş kendisine Gamze. Osman mı? Hı. Yalan bak, söylüyor ya. Yani doğru söyle bak tanıştırırsan tanıştırmış. Vallahi tanıştırmadım ya. Aracı olmuşsun tanıştırmışsın. Hayır imkansız. Ya kendi kızı tırcı grubu kuruyor. Bak tırcı grubu kuruyor. Buna bir şey demiyorlar. Geliyorlar Osman. La Osman kim? Acaba o Osman'la evlenmek istedi de. Hayır kardeşim Osman'la evlenmeyeceksin sen. Seni biz Ramazan'la evlendirmek istiyoruz dediği için mi? Büyük olabilir. Bu olay olabilir mi? Olabilir. Bu yüzden Osman istemedikleri için olabilir evet. mi? Ya bunlar zorladı kızı Ramazan'la evlendirecekti. Gamze de kabul etmedi diye bunlar oldu zaten.
Peki öyle Osman diye biri var mıydı o zaman? Hayır, Osman yok. Osman diye birisi yok zaten. Yani ama Osman tanıştığım... kimse. Bak Osman, ben sana sesleniyorum. Gamze'yi tanıyorsan lütfen bizi ara. Bildiklerini de anlat kardeşim ya. Kim aracı oldu ya? Osman'a sesleniyorum. Osman'ı tanıyanlar da lütfen bizi arasın. Ya da ve özellikle Rukiye Kılınç'a ve Ömer Yel'e soracağımız çok önemli sorular var. Beraber geldiler. Bakalım sorularımıza nasıl yanıt verecekler. Biraz ara, sonra beraberiz.